Saati programı Gaziantep'i gezmeye devam ediyor değerli izleyiciler. Şu an Gaziantep'in Karataş semtindeyiz. Burası Yeditepe. Şimdi içeriye gireceğiz. İçeride Arzu'yu kaybettim. Yolumu kaybettim. Arzu'yu da kaybettim. Arzu nerede acaba? Arzu nerede? 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 Arzu ne yapıyorsun sen burada? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nişan mı var? Yakın biliyorsun, ben de ön hazırlık yapayım dedim. Çok güzel görünüyorlardı. Dayanamadım, içeri attım kendimi. Yolumu da kaybettim, Arzu'yu da kaybettim abi. İçine girmiş. Ali buldun beni ama nasıl buldun? Onu bir söyle. Çok güzel yakışmış. Teşekkür ederim. Nişan mı, düğün? Nişan kıyafeti değil mi? Nişan kıyafeti, kınaya da giyiyorlar. Şöyle. Arzu Hanım burada kayboldu. Rengarenk ama çeşitlerimizle. Çok fazla çeşit var ve yani evet. Bir bayan içeriye girdiğinde çıkmak istemez buradan. Çok tatlılar. Yakışmış. Hayırlısı olsun. Sağ ol, hayırlısı olsun. Burada biz imalatçıyız Ali Bey. Kına, gelinlik, nişanlık, her türlü hizmeti Gaziantep halkına sunuyoruz. Şimdi burası yeni bir işletme değil mi? Evet. Yeni bir işletme. Şimdi burada soldan başlayalım. Arzu, senin de kıyafeti çok güzel olmuş. Şöyle bir geçeyim. Sen bence... Siz devam edin. Ben şöyle daha denemeyeceğim. Sen devam et. Farklı renklerde seni görmek istiyoruz. Şimdi buradan başlayalım. Bunlar ne oluyor? Buradan başlayalım. Bunlar kına için mi? Bunlar nişan. Kına için, nişan için. Şu model misal prenses dediğimiz model. Evet. Şu model misal hareketli dediğimiz hareketli grubumuz. Hareketli grup. Evet. Bunun tek renk mi? Değişik renkleri de var değil mi bunların? Değişik renkleri model, de var. Model yalnız model, son modaya uyuyorsunuz. Modayı takip ediyorsunuz. Modayı takip ediyoruz. Kesinlikle modaya göre hareket ediyoruz. Tabii, burada nişan, kınanın haricinde abiyeler falan da var değil mi? Evet, kına elbisemiz, abiyelerimiz hepsi şuna var. Şuna doğru gidelim değerli izleyiciler. Burada güzel renkler görüyoruz, alımlı renkler görüyoruz evet. Değil mi? Bunlar da mavi tonu değil mi? Evet, şöyle mavi gösterelim. Tonu. Ben yardımcı olayım. Her türlü renk seçeneğimiz var. Çok güzel modeller yani var. Yani buraya geldim mi boş çıkma imkanı yok diyeyim yani. Şöyle bir şey var aslında. Deniz Gaziantep'li bayanlarız. Genç kızlarımızı evlenmek isteyen, nişanlanmak isteyen burada bulabilirsiniz. Arzuyu kaybettiğiniz gibi bize gelip soruyorlar işte. Soruyorlar. O zaman kayboldu mu? Evet, bayanlar, kızlar evet. Buradan bulabilirler. Aha. Şöyle yerleştirelim değerli izleyiciler. Şu geriye doğru gelelim. Burada açık tonları var. Burada yaz, kış fark etmiyor zaten fark değil etmiyor. Mi? Fark etmiyor. Zaten rengarenk. Bizde açık, kapalı. Çok güzel modeller yani. Evet. Bunlar dantelli, akesi. Kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Tabii, kendi imalatımız. Kendi imalatı. Evet. Abi şöyle geriye doğru gelelim. Burada arkada gelinlikleri de görüyoruz. Evet. Oo süper. Şu model güzelmiş gerçekten. Şimdi kardeşim bunların... İzmir'in adı çıkmış yani. Evet. Şimdi bayanlar İzmir denince, gelinlik denince ilk akla İzmir geliyor. Ama burada Gaziantep'te böyle bir imalat var yani. Var. Şimdi merkezde olmamanız avantaj mı dezavantaj mı sizce? Bence benim için, bizim için dezavantaj. Ama yeriniz çok mükemmel. Yani evet. Konum olarak olsun, yer olarak olsun, içerideki bütün ürünleri güzel evet. Teşhir ediyorsunuz bence. Değil? Evet. Şunlardan biraz bahsedelim ve karşı tarafa doğru geçelim. Değerli izleyiciler, bu taraf ne oluyor Adem abi? Bu tarafta abiye çeşitlerimiz var. Birkaç tane örnek de alalım. Evet. Şöyle gösterelim. Bunlar abiyemiz. Her türlü isteğe göre yani. Oo süper. Şurada mavi renkleri falan da var bunların zaten. Her ton var. Abiye çeşitlerimiz, kına, bindallı. Nasıl? Talep nasıl? Talep umduğumuzun üstünde. Şu anda çok memnunuz yani. Fiyatlarımız uygun. Kişiye göre özel dikimler yapıyoruz. Ha, mesela şöyle bir şey diyelim, nişan için, kına için geldi veya düğün için geldi. Kaç evet. Günde hazırlıyorsunuz? Mesela siparişi bugün verdiniz, en fazla 2 gün bilemediniz, 3 gün içinde hazır yani. Için. Evet, imalatçı yani olduğumuz için anladım. Sıkıntı olmuyor. Son olarak da buraya gelirsek Adem abi, ben burada güzel abiyeler gördüm. Bırak Gaziantep'e özgü yöresel kıyafetler değil mi abi? Tabii. Şöyle gösterelim. Antep'e özgü yöresel kıyafetler değerli izleyiciler. Bunlara abiye diyoruz değil mi? Bunlar
kına kıyafeti, bindallı. Bindallı. Bunlar Gaziantep halkı için olmazsa olmazlardan. Şöyle bir şey diyeceğim abi, bu bindallı evet. Ne kadar? Fiyat olarak söylüyor musunuz? Ben merak ettim vallahi ben. Fiyat olarak... Yani ne kadardan başlıyor şey yapıyorum? 100 liradan başlıyor. 100 liradan. Evet. Bence çok uygun. Evet, çok fiyatlarımız çok uygun. Son olarak da şunu alalım abi, şunu da biraz bahsedelim. Bu da çok güzel bir kıyafetmiş. Yine bu abiyemiz. Bu da çok güzelmiş. Evet. Ama modeli falan bence mükemmel. Evet, modellerimiz mükemmel. Hadi bütün abi. Halkımızı bekliyoruz yani. Bence yol düşen herkesin buraya mutlaka gelmesini tavsiye ediyoruz. Değerli izleyiciler, bu işletme ortaklarından yanımızda Ekrem Bey var. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, merhaba. Hoş nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz inşallah. Vallahi çok güzel. Arzuyu kaybettim, yolumu kaybettim. Yolumu, arzuyu burada buldum. Gerçekten birbirinden farklı güzel ürünler var. Nişan evet, kıyafetleri, evet, abiye olsun, evet, bindallı olsun. Gerçekten evet, mükemmel bir işletme kurmuşsunuz. Evet, birazdan evet, sizden dinleyebilir miyiz? Burada neler satıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Burada kaybolan arzuları herkes gelip burada bulabilir. Evet, bizim bu işletmemiz çok güzel bir yerde açtık. Yani burada Antep gelişmekte olan, böyle göç alan bir yer. Biz dolaştık ettik bu Antep'te, bu gelinlik üzerine, gelinlik sektörüne Antep'in ihtiyacı var, bayağı var. Bunu hissettik ve bu açıdan bir yola çıktık. Gaziantep'te her kesime hitap edecek şekilde burada imalat toptan bu şekilde başladık. Burada fakir kesim, orta kesim, zengin kesim, herkes gelip buradan ihtiyacını alabilir. Herkes kesesine göre uygun şekilde de alabilir. Antep göç alan bir memleket. Hep bu dışarıdan geliyor. Biz de bu Antep'in bu eksikliğini görerek burayı açtık. İnşallah bunda da başarılı olacağız ve Anteplilere faydalı olacağız. Şimdi burada sadece Antep'e mi hitap ediyorsunuz? Hayır, şehir dışı? Biz şimdi şehirler arasında çalışıyoruz. Araba servislerimiz var. Bu civar illerin hepsine gidiyoruz. Karadeniz, Doğu Anadolu, efendime söyleyeyim Ege, her tarafa gidiyoruz. Biz mesela İzmir tarafına da gidiyoruz. Biz bu işte yani çok iddialıyız. O zaman sadece Antep değil, Türkiye geneline hitap ediyorsunuz. Çünkü imalat olması tabii, bence önemli. Biz burada bunu açarken entegre olmaya çalıştık. Entegre olmayı göze aldık. Biz burada imalata girdik ki entegre tesis olarak. Burada herkes gelecek, görecek. Üzerine biçeceğiz, yapacağız. İstediği şekilde kendi 3 gün içinde vereceğiz. Bu üçüncü şekilde gün sonunda şey vereceksiniz. 3. gün sonunda istediği kıyafeti burada kendine göre alıp gidecek yani. Şimdi son olarak insanlar neden buraya gelsinler abi? Neden burayı tercih etsinler? Burada tercih etmeleri, fiyatlarımız uygun. Yani hem kaliteli hem uygun. Burada biz herkese hitap edecek malı üretiyoruz. Burada kendi imalatımız. Burada herkesin gelip burada ihtiyacını çok rahat alıp gidecek yani. Yani burada aynı zamanda kiralama da yapıyorsunuz yani, kiralama kıyafet yapıyoruz, olarak. Yapıyoruz, öğlen satın veriyoruz yani, satıyoruz yani, ona göre değişiyor. Mesela kiralık alıyor vatandaşımız, kesesine uygundur. Biz burada kalkıp 500 liradan başlıyoruz, 1 milyona kadar kiralık şeylerimiz var. Daha mesela çok fakir insanlar geliyor, 400'e kadar da verdiğimiz oluyor yani. Yani giren buraya boş çıkmıyor diyebiliriz. Yok, giren buradan kesinlikle boş çıkmaz yani, hiç. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz de rica hayırlı bol müşteriler diliyoruz. Daha ileride inşallah biz bunun tabii yurt içinde kalmayacağız. Biz bunun yani düşüncelerimiz çok geniş. Biz yurt dışına açılacağız. Hedefimiz o. Yani bu Türkiye dahilinde de kalmayacak inşallah.